tane ekip olarak cadde mağazacılığıyla mağazacılık sektöründe bir başlangıç yaptık. Vira Bismillah diyoruz. Çok kısa bir süre sonra hemen bir parantez açarak bir müjde daha vereyim. AVM'de de bir mağaza açılışında inşallah yine buluşacağız sevenlerimizle. Bizi seven ve ürünlerimizi sevenlerle. Burada neler yaşadık? Biz burada çok ciddi tecrübeler edindik aslında. Daha önce çok bilmediğimiz, işin internet tarafında çok ciddi tecrübelerimiz var. Fakat mağazacılık konusunda çok ciddi tecrübelerimiz yoktu. Burada belki hani çok büyük bedeller ödeyebilecekken biraz böyle işimizin rast gitmesi, biraz böyle doğru bir işte elimizdeki verilere dayanarak doğru bir karar vermemiz, ekibimizin çok genç, dinamik ve bizi hiç yolda bırakmayan bir ekip olması, bu benzeri işte etmenlerle biz burada çok fazla bir bedel ödemeden çok başarılı bir mağaza açılışında buluştuk arkadaşlarla, müşterilerimizle. İnternet üzerinde ürünlerimizin çok fazla çeşidi ve modellerimizin çok fazla sayısıyla bu sektörde bir lokomotif vazifesi görüyorduk zaten. Bu ürünlerimizi ve bu modellerimizi cadde ve AVM mağazalarıyla müşterilerimizin ayağına getirmek gibi bir karar almıştık. Bunu da işte Vira Bismillah dedik, burayla başladık ve çok güzel bir başlangıç yaptık bugün. Hani umduğumuzun çok üzerinde bir teveccüh aldık burada. Ankara ve civarındaki birçok ilden, Ankara'nın hemen hemen bütün ilçelerinden misafirlerimiz vardı. İnanın hani dolup taştı tabirini biz burada bizzat temaşa ettik. Dükkanımız gün boyu dolup taştı. Biz bundan hem bir ticari müteşebbis olarak çok memnun olduk ve bir de burada şeyi tatmaya başladık. Hani bir esnaflık hazzı da yaşamaya başladık. Burada komşularımız var. İşte müşterilerimiz bizzat gelip vitrinlerimizden ürünlerimizi beğeniyorlar. Akabinde çalışan arkadaşlarımız bunun öncesinde sözlü ve yazılı münasebetlerde bulunuyorlardı müşterilerimizle. Şimdi bizzat münasebetler, kişisel irtibatlar kurabiliyorlar. Ürünleri bizzat birinci ağızdan anlatabiliyorlar. Bir takım memnuniyetsizlikleri birinci ağızdan dinleyip hemen çözümler üretebiliyorlar. İnanın burada ben bizzat kendim bile bir, iki, üç tane hatta çok önemli memnuniyetsizliklere mani oldum. Cadde mağazasının belki böyle bir avantajı da olacak. Gün içerisinde bizim edindiğimiz izlenimlerden hatta önemlilerinden bir tanesi bu. Yani müşterimizi, uzakta olan bir müşterimizi ikna etmek ya da memnun etmek bizim için ciddi bir motivasyon gerektiriyordu. Şimdi bu aslında burada birebir irtibatla, çok böyle küçük jestlerle, hatta sadece belki bir güler yüzle bile burada halledilebilir şeylere dönüşüyor. Öyle bir avantaj olacağını öngördüm. Tespihane'nin çok güzel bir marka değeri oluştu. İnşallah hani umudumuz bu cadde ve AVM mağazacılıklarıyla da bu markasının arkasını büyütebilmek. Gerekiyorsa Türkiye dışına taşıyıp, biz mesela markayı internet üzerinde Türkiye dışına taşıyabildik. Ama malumunuz internet üzerinde bu işleri yapmak çok zor değil. Zaten buna çok müsait zeminler sunuyor internet ticaret yapan insanlara. Fakat yerelde bu işi yurt dışına sunmak gerçekten çok büyük emek ya da çok büyük stratejik karar gerektiriyor. Biz belki bu emin adımlarımızla, küçük ve emin adımlarımızla mağazacılıkta Türkiye'nin belki yurt dışına açılan bir yüzü olmayı hedefliyoruz. İlk hedefimiz işte Türk insanının veya Türk kültürüne teşne insanların yaşadığı ülkeler olacak tabii ki. Bunlardan bir tanesi ilk etapta aklımıza gelen Almanya ve civarındaki ülkeler olabilir. Bir diğeri de Orta Doğu'daki işte Türk kültürüne çok teşne, bizim malumunuz sembollerimiz ve bizim argümanlarımızı çok sıkı takip eden bir kitle var Orta Doğu'da. Oraya açılabiliriz. Öyle bir planımız var ortaya uzun vadede. Tespihane olarak mağazacılık konusunda bir girişim planladığımızda aslında ben de dahil bütün personelimiz bu konuda çok ciddi tecrübemiz yok. Ama bugün geldiğimiz noktada gerçekten huzurunuzda hepsine teşekkür ediyorum. Bizim ürünlerimizin tedarik edilmesinden
mağazalarımıza sevk edilmesine, mağazamızın açılması öncesindeki tadilatında, açılması esnasındaki bu tabiri caizse curcunasında ve sonrasındaki bütün destekleri için bütün personelime teşekkür ediyorum. Akabinde şöyle bir şey tecrübe ettik biz burada. Genç, dinamik ve inanmış bir personelle gerçekten çok ciddi mesafeler kat edilebiliyor. Ben arkadaşlarıma gerçekten güveniyorum ve arkadaşlarımla Türkiye özelinde böyle bir yıldız gibi parlayan bir marka oluşturabileceğimizi tekrardan altını çizmek istiyorum. Buradan franchiselere seslenmek istiyorum. Biz Keçiören Şubesi'yle birkaç aydır dile getirmek istediğimiz işte franchise verme ve yatırımcılarla bu işi birlikte yapma iddiasını bizzat kendimiz merkez şubemizle hayata aldık. Bizi buradan bizzat merkez şubemizi mercek altına alarak inceleyebilirler. Açılış sürecinde yaşadığımız tecrübeleri kendileriyle paylaşabiliriz. Akabinde bizzat şubeyi ziyaret ederek çok ciddi tecrübeler dinleyebilirler bizden. Akabinde biz bugün yaşadıklarımızla onlara şunları vaat edebiliriz. Tespihane gerçekten çok önemli bir marka. Ve tespihanenin modelleri gerçekten bizim toplumumuzda çok ciddi karşılıklar buluyor. Ve buna mukabil bir de tespihane sosyal medyayla çok ciddi bir bütünlük içerisinde. Yani biz bugün burada Ankara ve çevresinden onlarca misafir ağırladık. İnanın bugüne kadar ne vaat ettiysek daha kısa süreler, daha büyük kazanımlar vaat edebileceğimize cesaretlendik burada. Tespihane gerçekten markasıyla, modelleriyle, ürünleriyle Türk toplumunda bir karşılık bulmuş ve yatırım için çok ciddi bir mecra olmuş durumda. Yatırımcılara buradan tekrar sesleniyorum. Bizi izlemeye devam etsinler.